Herkese merhaba. Bugünkü konumuz uzak mesafe ilişkisi. Her ne kadar uzak şehirlerde, farklı ülkelerde yaşayan çiftler arasında yaşanan ilişkiler söz konusu olsa da günümüzde salgınlar, sokağa çıkma yasakları derken herkesin ilişkisi bir çeşit uzak mesafe ilişkisi haline geldi. Normal ilişki yönetmeyi beceremiyoruz bazen. Şimdi bir de başımıza uzak mesafe ilişkisi çıktı diyorsunuz hepiniz. İçten içe farkındayım. Normal ilişkilerden çok daha özeldir uzak mesafe ilişkileri. Çok daha zordur. Çok fazla emek, özen, itina göstermek gerekir. İyi yanları da vardır, kötü yanları da vardır. Bugün size uzak mesafe ilişkisinde dikkat edilmesi gereken konulardan bahsedeceğim. Uzak mesafe ilişkisinde nelere dikkat edilmeli? Nelerden uzak durmalı? Uzun süreli olması açısından neler yapmalı? Uzun mesafe ilişkisinin iyi yanları nedir, kötü yanları nedir gibi sorulara yanıt bulacağız. Gözünüz korkmasın. İşin içinde sevgi varsa, aşk varsa, ayrı gezegenlerde bile olsa uzak mesafe ilişkisi deyip geçmeyin. O ilişkiyi yaşamak keyiflidir. Unutmayın. Yeter ki ilişkiyi yaşamayı bilin. Yaşamayı bilin diyorum çünkü bazen bunu bilmiyoruz. Bildiklerimizi de unutuyoruz. Hepimiz yapıyoruz bunu. A'dan Z'ye. En tecrübelisinden en tecrübesizine. Ama şöyle bir şey var ki öğrenmeye, gelişmeye açık olduğumuz sürece aşılmayacak hiçbir şey yok. Konuya başlamadan önce bir YouTube video klasiği. Kanala aşağıdaki butondan ücretsiz şekilde abone olabilirsiniz. Videolarımı paylaştığımda anında haberdar olmanız açısından yanında bulunan zile ya da çana her neyse basmanız yeterli. Her abonenin kanal sahipleri için önemi vardır. Camiye yardım toplar gibi olduk ama neyse. YouTube geleneğini bitirdiğimize göre konumuza dönebiliriz. Hazır mısınız? Maddelerimize geçiyoruz. 1 numara. Farkındalık. Her şeyden önce bu ilişkinin yani uzak mesafe ilişkisinin zor bir ilişki türü olduğunu farkına varın. Kendinize güvenmiyorsanız hiç başlamayın. Başladıysanız da bunun için emek vermeniz gerektiğini farkında olun. Bir ilişki yaşıyorsanız eğer çocuk değilsiniz demektir. Çocukluktan çoktan çıkmışsınız demektir. O zaman çocuk oyuncağı olmadığını farkına varın. Genelde şunun gibi yorumlar geliyor. Başladık ilişkiye bir ay sonra bitti. 2 ay sonra soğuk davranmaya başladı. 3 ay sonra cevap vermemeye başladı. Bunlar nedir biliyor musun? Beceremeyeceğini anlayınca kaçmaktır. Herkes yapamaz çünkü. Eğer sen yaptıysan sen de kaçmışsındır. Eğer karşındaki kişi kaçtıysa boşver iyi olmuş. Üzülme. Çünkü sizin için buna katlanamadıysa o kişi için özel bir şey beslemeye değmez. İlerleyen dakikalarda bahsedeceğim. Zordur diyoruz, emek vermeniz gerekir diyoruz. Ama bunların sonunda normal bir ilişkiden daha fazla getirisi olan, öğretisi olan, avantajları olan durumlar yaşanır uzak mesafe ilişkisinde. Kaçanlar bu güzelliği hak etmiyor demektir. 2 numara, sabır. En önemli kavram sabırdır uzak mesafe ilişkisinde. Normal ilişkilerde de önemlidir sabır malum. Ama uzak mesafe ilişkisinde 2 katı, 3 katı önemlidir sabır. Sabırsızlık bu tarz ilişkilerin baş düşmanıdır. Sabırsızlık daha sonra sayacağım birçok duyguyu doğurur. Bu duygular da ilişkiyi öldürür. Sadece kötü olaylar karşısında sabretmek yetmez. Mutlu anlarda da sabretmek gerekir. Mutlu anlarda neden sabır göstermek gerekir dersen eğer, çok mutlu olduğun bir anda sevdiğine sarılamazsın, o bir gerginlik doğurur. O gerginlik de gider ilişkini vurur. Oscar Wilde'ın şiirine döner olay. Herkes öldürür sevdiğini. Sabretmek çok önemlidir uzak mesafe ilişkisinde. Ama sabretmenin karşılığında yaşayacağın duygu da ayrı bir keyiftir. 3 numara, hızlı tüketimden uzak durun. Efendim hızlı tüketim hayatımızın her yanına öyle girdi ki yememiz hızlı, içmemiz hızlı, arabamız hızlı, bilgisayarımız hızlı, telefonumuz hızlı. Çok hızlı yaşıyoruz. Ama bu hız bazen insanlara kötü sonlar getirir. İşte bu hesap. Uzak mesafe ilişkisinde hıza yer yoktur. Tam tersi sindire sindire yaşanırsa daha uzun ömürlü, daha sağlam temelleri olan bir ilişki olur. Saatlerce elinde telefon, görüntülü konuşuyorsun. Hop kapatıyorsun, WhatsApp'tan devam ediyorsun. WhatsApp'tan yazıp Instagram'dan emoji gönderiyorsun. Instagram'dan sıçrayıp Twitter'dan ona gönderim yapıyorsun. Bu hızla duvara toslarsın haliyle. İletişimi sınırlandırmalı. İlk zamanlar duygu coşması yaşanır. Daha çok iletişim kurmak istenir. Fakat bunun dozajını ayarlayamazsan o coşku senin sonun olabilir. O yüzden o dozajı tutturmak çok önemlidir. Mesela cinsel içerikli paylaşımın hızı da çok önemlidir. Başlar başlamaz bir gecede her şeyi tüketirsen eğer işin heyecanı da kaçar, büyüsü de. İki taraf da bunun bilinciyle yaklaşmalıdır. Aksi halde bir hafta içinde bütün her şey tüketilir ya da sadece cinsellik haline gelmeye başlar. Sadece cinselliğe dönen iletişimler bitmeye mahkumdur.
Sıfır cinsellik de tehlikelidir ama. İletişime arada sırada sokmak gerekir. Bu tamamen aranızdaki iletişim sınırlarına bağlıdır. Burada anahtar kelime anlayıştır. Hızlı tüketim, uzak mesafe ilişkisinde uzak durulması gereken önemli bir maddedir. 4 numara, kıskançlığı ayarlamak. Kıskançlık normal ilişkilerde bile sıkıntılı bir konudur. Dedik ya baştan beri, normal ilişkiye göre 2 kat, 3 kat daha özen göstermelisin diye. İşte o hesap. Kıskançlık ayarlarına da özen göstermen gerekir. Ben her videomda özellikle bunu söylüyorum. Kıskançlık bir ilişkinin katilidir. Bir de uzaktaysa o kişi, düşünsene negatif yorumlar yapan içindeki sesi. Şimdi nerede acaba? Kaçta eve geldi? Bak saat daha 10, uyuyacağım dedi. Bu saatte ne uykusu? Çevrim içi duruyor. Kesin bugün gittiği fuarda biriyle tanıştı. Hatta senaryolar falan yazar insan kafasından. Şimdi gittiği okulda kesin sarışın kızlar vardır. Çok sever benimki sarışınları. Yan sırasında oturdu, bakıştılar. Öğlen kahve içmeye gittiler. O kahve akşam yemeğine sıçradı. Tam yemek sonrası ayrılırken bana gelsene bir şeyler izleriz dedi. Hop oradan çıkıp benimkinin evine gittiler. Kaptırdık işte, görüyor musun? Bak 2 dakikada böyle senaryolar döndü kafanda. Sonra ne oldu? Bu senaryodan sonra hiçbir şey yokmuş gibi normal bir konuşma yapabileceğini düşünüyor musun? Arada laf sokmalar falan. Demek kahve içtin. Kim bilir hangi sarışınla. Bak engel olamazsın kendine. Bunlar işte hep ilişkinin sonuna getirir. Birden getirmez. Ama onlar birikir birikir öyle sonunu getirir. Kıskançlık dozajını uzak mesafe ilişkilerinde ekstra özen gösterip ayarlamak gerekir. Yine sık sık söylüyorum, kıskançlık tabii olacak. İstediğin kadar olmayacak da, istediğin kadar yapmayacağım da. Eninde sonunda olur. Ama ne kadar frenlersen, karşındakine ne kadar güvenirsen ya da güven verirsen o kıskançlık senin ilişkini ele geçirmez. 5 numara, ortak paylaşımları çoğaltmak. Burada kastettiğim şey, bugünün nasıl geçti, neler yaptın, annen nasıl, baban nasıl, öğretmenin nasıl, arkadaşın nasıl, müdürün nasıl, kankan nasıl gibi klişe sohbetlerin dışına çıkabilmek önemlidir. Çünkü bu konular zaten ilgi çekici değildir, sırf sohbet aksın diye açılmış konulardır. Çok fazla geçmişte yaşananlardan bahsetmek de risklidir. İşte biz 5 yaz önce Bodrum'daydık. Barlar Sokağı'nda sabahladık. Oradan Yatlan denize açıldık. Güneşin doğuşunu denizin tam ortasında izledik. Gibi romantik bir anını anlatmaya çalışırsan adam da oturur, ulan bunları yaparken yanında kim bilir kim vardı diye geçirir. Kendi içinden kurmaya başlar. Bu da gitgide senin sonunu hazırlar. Peki onu konuşma, bundan bahsetme. Ne yapacağız? Şunu yapacaksın. Bir diziye, bir filme başlıyorsun. Hadi gel beraber izleyelim de. Ama aynı bölümlerle ilerleyelim. Ne hızlı git ne yavaş. Birbirimizi bekleyerek. Sonra oturun, o film hakkında yorumlar yapın. O dizinin sezon finali hakkında tahminlerde bulunun. Bir kitaba başladıysan, ben bu kitabı çok beğendim. Şu an 10. sayfasındayım. Durdum, yarın sen de al oku. Beraber bitirelim de. Sonra da ondan bahset. Gündemdeki bir olayı konuş. Siyaset ya da olumsuz gündemden bahsetmiyorum ama. O da tehlikeli. Kısa komik videoyu göndermek yerine daha çok konu çıkarabileceğiniz, daha çok üzerine konuşabileceğiniz videolar seçip göndermeye çalış. Yani maddenin ana özü şu. Maddeleri ne kadar çoğaltırsanız o kadar sağlıklı iletişimleriniz olur. O iletişimler de gereksiz tartışmaları doğurmaz. Aynı zamanda gidilen bir kafe misali. O paylaşımlar bir dizi, bir video, bir film, ortak anınız haline gelir. Ortak anılar da ilişkileri her daim diri tutar. 6 numara. İletişimde denge. Başka bir önemli konu. Paylaşımlar yapıyorsunuz, ortak zevkleri paylaşıyorsunuz falan filan. Ama bu paylaşımlar, bu iletişim kesinlikle tek taraflı olmamalı. Sadece siz konuşmamalısınız mesela. Karşı tarafa da söz hakkı vermelisiniz. Ya da tam tersi, susmamalısınız. Sadece o konuşur, siz evet, hayır, haklısın gibi karşılıklar verirseniz o bir iletişim olmaz. Denge çok önemli. Tahterevalli düşün. Hep yükselen, onu ayakta tutmaya çalışan sen ya da hep yukarıda durduğun, ona aşağıdan bakmak durumunda kaldın. Bu şekilde olmaz. Dengeyi iyi ayarlamak lazım. O yükselirken siz aşağı inmeli, siz aşağı inerken o yükselmeli. İletişimi bu şekilde sağlamalısınız ki bu işten keyif alın. O iletişimden iki taraf da zevk alsın. Aksi halde bu aktiviteden sıkılırsın. Kaldı ki bu aktivite sizin ilişkinizin yapı taşı. Bundan sıkılırsanız ya da karşı tarafı sıkarsanız hiç öyle soğukluk moğukluk olmadan aniden bitirir. Buna da dikkat etmelidir. 7 numara. Negatiflikten uzak dur. Aslında bir iletişim maddesidir bu da. Ama önemi bakımından ayrı ele almak lazım. Öncelikle bu uzak mesafe ilişkisini iki tarafta yaşıyor. O yüzden sadece siz zorluğunu yaşıyormuş gibi bir tavır sergilemeyin. Ya da onun sergilemesine izin vermeyin. Of ya, şimdi burada olsan ne olurdu sanki? Ah ya, yarın görüşme şansımız olsaydı keşke. Ya lanet olsun, neden orada yanında değilim ki? Neden aramızda bu kadar kilometre var ki sanki? Gibi cümleler bir özlem cümlesi değil, negatiflik ve isyan cümlesidir. Karşı tarafın bilinçaltını bir şekilde olumsuzluklarla doldurursunuz.
O yüzden yapıcı yorumlarda bulunun. Özlem cümlelerini isyan eder şekilde söylemek yerine daha şık kelimelerle süsleyin. Bu sensiz geçen günlerin hepsini not alıyorum. Seninle beraberken her bir güne ayrı ayrı nispet yapacağım de karşı tarafa. Cümlenin içinde mutluluk olsun, umut olsun, özlem olsun. Karşı tarafta bezmiş bir uzak sevgili değil, umut dolu, özlem dolu bir sevgili görsün karşısında. 8 numara, hayaller kurun, plan yapın. Fazla abartmamak kaydıyla diye başlayayım bu maddeye. Hayal kurmak güzeldir ama uzak gelecek hayalleri değil, daha ayakları yere basan hayaller tercih etmelisiniz. İşte evleniriz, balayına şuraya gideriz gibi hayaller yerine yaz geliyor. Yazın tatile Çeşme'ye gideriz, Alaçatı'da gezeriz, güneşin doğuşunu izleriz. Hayalleri belki klişedir ama insanın içini ısıtır. Bir de yapılabilir hayaller ise değmeyin keyfinize. Bunu plana döndürürsünüz. Uzak mesafe ilişkilerinde en önemli kriter geleceği nasıl şekillendireceğinizdir. Sık sık planlar yapılmalıdır. Ortaya hedefler konmalıdır. Bayramda oradayım demektir. Yılbaşında buradasın demektir. Geri saymak lazım bazen. Geri sayarken ömrünüzden eksilecek günleri değil, ona kavuşmanın vereceği mutluluğu hissetmek lazım bazen. Çünkü insan belirsizliği bekleyemez. Beklediği şeyin çok uzak bir zaman dilimi olsa da eninde sonunda geleceğini bilmek ister. Bu yüzden ilişkinin devamı için imkanlar dahilinde bir araya gelmek gerekir. Belki ayda bir, belki yılda bir, fark etmez. Ama ulaşılacak bir günün adını koymak, o günü beklemek ilişkiyi ayakta tutacaktır. Şimdi eğer ki uzak mesafe ilişkisine henüz başlamadıysan ya da başlamak üzereysen içinizden şunun gibi cümleler gelebilir. İşte ne gerek var bu kadar zorluğa? İnsan kendine bunu yapmamalı. Hayat sürprizlerle dolu. Neyin ne olacağı hiç belli olmaz. Bir gün bakarsın uzaklara giden sen olmuşsun. Geride de vazgeçemediğin birini bırakmışsın. O yüzden siz siz olun, hiçbir şeyi küçümsemeyin. Başınıza gelmez sanmayın. Bu kadar zorluğa rağmen hiç güzel yanı yok mudur uzak mesafe ilişkisinin? Vardır elbet. Uzak mesafe ilişkileri birçok duyguyu daha yoğun yaşar. Özlemi daha yoğun yaşar. Beraber olunduğunda tutkuyu daha fazla yaşar. Sevgiyi daha yoğun yaşar. Yoğun yaşanan her şey de daha keyifli gelir insana. Normal bir ilişkide sen ayda 4 defa görüşürsün, sıkılırsın, belki telefonuna bakarak geçirsin çoğu zamanı. Uzak mesafe ilişkisinde kişiler bir araya geldiğinde bırak telefona bakmayı, yan tarafa bakmayı zaman kaybı olarak görür sevdiceğine bakmak yerine. O yüzden her ilişki güzeldir yaşamayı biliyorsan. Bugün sizden ricam, eğer ki uzak mesafe ilişkisi yaşadıysanız o hangi şehirdeydi, siz hangi şehirdeydiniz yorum kısmına bizlerle paylaşın. Bakalım en uzağın hangimiz yaşamış. Kanala ücretsiz abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize göz kulak olun. Görüşmek üzere.